Merhaba sevgili Açık Bey'in dostları. Soru yorumumuzun nöro bölümlerinden bir tanesinde daha beraberiz. Burada hayatımızda çok önemli olan, daha önce defaatle anlattığım ama bana çok fazla soru gelmeye devam eden bir konu var. Onun nörolojik mekanizmasını birlikte inceleyeceğiz. Çok kısaca nedir bu konu? duygusal resilience orijinal adıyla ya da benim söylemeyi sevdiğim adıyla duygusal istikrar. Neden istikrar kelimesini resilience'a ben şahsen tercih ediyorum? Çünkü aslında resilience kelimesiyle anlatılmak istenen mesele bizim Türkçedeki istikrar kelimesiyle çok iyi anlatılıyor. İstikrar biliyorsunuz karar sözünden geliyor. Karar da işte böyle sarkaca salladığınızda mesela sarkacın gelip orta karar noktasında durmasını, bir işte müzikal nota dizisinin böyle tamamlayıcı bir seste durmasını falan simgeleyen işin kararlı noktasını temsil eden güzel bir ifade. Resilience peki neyi anlatıyor psikolojide? Biliyorsunuz biz duyguları dalgalanan canlılarız. Bazen olumlu bazen olumsuz duygulanmalar yaşayabiliyoruz. Ama bazılarımız olumsuz bir duygu yaşadıktan hemen sonra ya da makul bir süre sonra normal işlevsel günlük hayatlarına geri dönebilirken, yani o konuyu geride bırakabilirken, bazılarımız bunu bu kadar kolay yapamıyoruz. Basit bir duygusal rahatsızlık ya da rahatsız edici bir unsur, saatler hatta günler boyunca bazılarını meşgul edebiliyor, normal işlevlerini yapmalarını engelleyebiliyor. İşte bu eski işlevine geri dönebilme, özellikle bozucu duygu durumlarından tekrar işlevsel hale geri dönebilme becerisine duygusal istikrar ya da literatürdeki adıyla duygusal resilience deniyor. Peki bu resilience nasıl oluyor? Bu kendi kendine olan bir şey mi? Beyinde bir mekanizması var mı? Bilsek ne olur, bilmesek ne olur? Valla bence bilsek çok iyi olur. Çünkü beyinde çok anlaşılır sade bir mekanizması var. O mekanizmanın neden bazılarında zayıf çalıştığını anladığımızda bunu nasıl kuvvetlendirebileceğimizin de ipuçlarını almış oluyoruz. Efendim sizinle daha önce limbik sistemi, duygularımızı vesaire konuşmuştuk soruyorum bölümlerinde. Tekrar bir hatırlatacak olursam beynimizin şu dışarıdan görünen korteks ya da en üst katının altında kalan ve şöyle beyni döndürerek biraz daha üç boyutlu görüntüsünü daha iyi görebileceğimiz bir yapılar bütünü vardı. Bu yapılar bütünü bizim duygularımız, dürtülerimiz, hafızamız, hormonlarımız, işte yol bulmamız falan filan gibi birçok böyle doğrudan bilincimizin kontrolünde olmayan ve kendi kendine yürüyen işleri yöneten bölgelerden oluşuyordu. Burası çok karmaşık bir yerde demiştik ve burada özellikle bir arkadaşa dikkat çekmiştik konuşurken, sizi tanıştırırken. Amigdala diye bir bölge vardı. Bu amigdalalarımızı şöyle bir önden görelim efendim. Şöyle karşıdan baktığımızda beynimizde sağlı sollu şakak loblarının içinde bu hipokampus dediğimiz navigasyon ve öğrenme bilgisayarının hemen önünde yer alan bademe benzeyen yapılardı. Biz ne zaman olumsuz bir duygulanım yaşasak burası coşuyordu hatırlayacaksınız ve bunun gönderdiği sinyallerle hem ortadaki hipotalamusumuz bizi teyakkuza geçirici hormonları salgılıyordu hem beynimiz ekstra bir uyanıklık haline geliyordu hem de biz olumsuz bir duygu hissettiğimizi fark ederek böyle bir toptan geriliyorduk. Dolayısıyla burası biraz bir alarm bölgesi olarak düşünülebilir. Peki biz kötü bir duygulanım yaşadığımızda başımıza nahoş bir şey geldiğinde ne oluyor? Beynimiz bu uyaranı işte gözümüzle, kulağımızla neyse artık o uyaran, hangi duyun evinden geliyorsa onu alıyor, değerlendiriyor ve amigdalaya bir mesaj göndererek tetikte olmamızı sağlıyor. Bu son derece normal, son derece gerekli. Yani düşünsenize bir anda karşınıza bir aslan çıktığında böyle tepkisiz kalmak ne kadar işlevsiz bir durum olurdu. Dolayısıyla bizi gelen herhangi bir durumda harekete geçmek okey. Ve bu sistem zaten bunu eğer doğru çalışıyorsa gayet güzel yapıyor. Ama dedik ya bunun makul bir süre sonra tekrar eski haline dönmesi lazım. Bir şeyden mesela pat diye ses çıkaran bir şeyden korktunuz. Bir kötü haber aldınız. Trafikte birisi önünüze kırdı. Birisi sizin selamınızı almadı. Herhangi bir şey olabilir. Bu olumsuz koşulu yaşayıp hafif gerildiniz. Sonra birçoğumuzun beyninde, daha doğrusu hepimizin beyninde var ama birçoğumuzun beyninde çok verimli çalışan bir sistem var. Bu sistemde beynimizin şu sol ön tarafında dorso lateral prefrontal korteks denen bir bölge var. Şimdi bu lafı böyle söyleyince ne diyorsun bize işte Latinceyle hava mı atıyorsun falan diye düşünmeyin. Aslında bu bir adres tarifi. Dorso lateral yukarıda ve yanda olan anlamına geliyor refrontalde beynin ön kısmını temsil eden bir şey korteks de beynin kabuğu zaten. Yani beynimizin sol tarafının özellikle üst ve yan bölümünde yer alan şu korteks alanının özel bir işlevi var. Birçok işlevi var da işlevlerinden bir tanesi bu amigdalaları her iki taraflı olarak frenlemek, kontrol etmek. Bu gördüğünüz bağlantılar özellikle sinirsel uzantılar şeklinde, buraya varan sinirsel sinyaller şeklinde düşünün bunları. Biz ne zaman coşsak, böyle bir kötü duygulanım yaşasak hemen akabinde devreye girerek amigdalaları kontrol ediyor ve bizim aklımızı kaybetmemizi engelliyor. Ya da çok uzun süre gereksiz işte sinirlenmemizin ya da üzülmemizin önüne geçiyor. Fakat bazılarında bu devre o kadar iyi çalışmıyor, bazılarında daha iyi çalışıyor. Bu ikisinin arasındaki fark nedir acaba? Beynin temel bir kuralı vardı hatırlayacaksınız. Onu şuraya kocaman yazalım. Kullan veya kaybet. Bu temel kuralı biz neden sürekli vurguluyoruz? Beyin bağlantılarımızın öyle bir özelliği var ki beynin plastisite de dediğimiz değişebilirlik özelliğini yansıtacak şekilde çok kullanılan bağlantılar sağlamlaşıyor ve daha mahir hale geliyor az kullanılan bağlantılar ise çok fazla gelişemiyorlar. Mesela bu bağlantılarda, beynimizdeki bu yollarda bebekliğimizden hatta anne karnımızdan itibaren işte bu yaşımıza kadar gelişmeye devam ediyor. Özellikle erken çocukluk çağlarında mesela yoğun şiddete maruz kalmış, istismara maruz kalmış. Hatta bunları koyun bir kenara, duygularını yeterince ifade edememiş. Üzüldüğü zaman, kızdığı zaman hemen böyle baskı altına alınıp da normale dönmesi için zorlanmış ve o duygulanımlarını yaşayamayan çocukların büyük bir çoğunluğunda bu devrelerin gelişmediğini görüyoruz. Zaten mantığımızı kullanırsak bu devre ne işe yarıyordu? Duyguları kontrol. Siz duygularınızı kendiniz kontrol etmeyi öğrenemeden dışarıdan baskıyla bunları bastırmak zorunda kaldığınızda ne oluyor? Bu devreler kendi kendine çalışabilme özelliğini maalesef geliştiremiyorlar. Ve bunun sonucunda bazı insanlarda ciddi anlamda bir duygusal resilience ya da duygusal istikrar düşüklüğü görebiliyoruz. Sadece gelişimsel olarak düşünmeyin. Mesela yaşamda çok yoğun stres yaşayan, işte tükenme sendromları vesaire yaşayan insanların beyninde de bu bağlantılar artık fazla üretilen stresi bastırmakta başarısız kaldığı için duygusal istikrar konusunda ciddi bir düşüş yaşanabiliyor. Bu tip insanlara ne yapılıyor? Mesela çeşitli terapilerle, çeşitli özellikle bilişsel telkinlerle, bilişsel olarak zihinsel çalışma sisteminde yapılacak ufak modifikasyonlarla bu bağlantıların daha kuvvetli hale getirilmesi sağlanıyor. Benim sık verdiğim bir örnek var. Bunun da nörolojik yolunu hazır anlatırken o örneği bir de bunun üzerine düşünelim. Ben mesela biliyorsunuz şikayet sevmem. Sürekli şikayetin aleyhinde konuşan birisiyim. Ve şikayet ettiğimiz zaman yani bir şeyin kötü olduğunu dile getirdiğimizde ya da bir başkasına bunu bildirdiğimizde Beynimizin amigdala bölümlerinin hemen coştuğunu biliyoruz. Beyin görüntüleme cihazı içinde insanlar kötü bir şey düşünüp ondan şikayet ederlerse buralar hemen parlıyor. Ama bu insanlara şöyle bir pratik yaptırılıyor. Şikayet cümlesi söylendikten sonra bir ama dedirtilip arkasından bir cümle daha kurdurtuluyor mesela. Bu bir duygusal istikrar egzersizi aynı zamanda. Bu neye sebep oluyor? Şikayet cümlesi negatif bir cümle. Bir ama eklediğinizde bunun aşağısına kuracağınız cümlenin illaki pozitif ya da çare içeren bir cümle olması gerekiyor. Ama dediğiniz anda yeni cümleyi düşünürken mucizevi bir şey oluyor. Amigdalaların ikisi de çalışmasını azaltıyor. Ön beynin özellikle şu kısmının aktivitesini arttırdığını görüyorsunuz. Yani ön beyin diyor ki amigdalaya bir dur bir çare arıyoruz ya bir yeni bir yol bulacağız falan diye hemen devreye giriyor. Siz bunu ne kadar çok yaparsanız ya da böyle bir sorunu olan kişiye ne kadar böyle bir egzersiz yaptırırsanız bu bölgenin çalışma kuvvetinin ve amigdalalar üzerinde olan kontrol becerisinde zamanla arttığını görüyorsunuz. Tabii ki tek taktik bu değil ama eğer çok ağır bir rahatsızlığımız yoksa, illa bir uzman desteği olmadan günlük hayatımızı sürdüremeyen biri değilsek, yani günlük koşullarda biraz duygusal coşmalarımızdan şikayetçiysek, şu sol ön taraftaki bölgeyi nasıl eğitebileceğimiz konusunda biraz fikir geliştirmekte fayda var. Bunlardan bir tanesi de kötü düşündüğümüz, Mesela bu trafikte benim önüme nasıl kırar, işte böyle yaptı geç kaldım, şu bana niye böyle davranıyor falan diye içimizden geldiği gibi ürettiğimiz düşüncelerin yanında bir de ya işte Allah böyle yaratmış, ya belki acelesi vardır, ne bileyim belki bilmediğimiz bir şey vardır falan diye yan cümlecikler kendimizi teskin edebilecek düşünceleri de ilave ettiğimizde gerçekten daha ponçik bir beyne ulaşmak hiç de zor değil gibi gözüküyor. Ama tabii öncelikle bunu bir istememiz ve eğer bir sorunumuz varsa bunu bir şekilde teslim etmemiz ve kabul etmemiz lazım. Ondan sonra değişim kendiliğinden başlıyor. Sevgili dostlar ne olursa olsun eğer bu videoyu izliyorsanız kendinizde şikayetçi olduğunuz bir şey varsa yani en azından beyin bilimleri bize diyor ki bir sakin, her şeyin bir yolu var. Adım adım hepsi çözülür. Değişmeyecek hiçbir şey yok. Bu da mesela onun ispatlarından bir tanesi. Görüşmek üzere.